dersimizde de Alevi inancında siyasal bakış açısı, demin de söyledik, Alevilerin kendi siyasal bakış açılarıyla bir siyasi yapıda olmaları mı, yoksa kendi siyasal yapılarıyla değil de var olan siyasi yapılarla siyaset üretmeleri mi? Bizim siyasetimiz Muhammed'in, İmam Ali'nin, Pir Sultan Abdal'ın siyaseti mi olmalı, yoksa bizim siyasetimiz zahiri insanların yaptığı siyaset mi olmalı? Yani kralların, padişahların, Karl Marx, Lenin ve onun takipçilerinin veya da sosyal demokrat noktasında kendisini ifade eden bir anlayışla siyaset mi olmalı? Biz İmam Ali'nin siyasal bakış açısıyla, çünkü biliyorsunuz ki Malik'e eşlere yazmış olduğu bir name var ki muhteşem. Şimdi siyaset ne? İnsan yönetme bilimi mi? Biliyorsunuz siyaset kelimesi seyis kelimesinden geliyor. Ata bakıcı anlamda. Yani bir seyis ata nasıl bakıyorsa siyasetçinin de kendi vatandaşına, kendi bünyesinde olanlara en iyi bakma noktası. Devlet yönetimi mi? Ya da devlet yönetimine gelmek isteyenlerin de devlet yönetimini ele geçirmek için siyasal iktidarı ele alması mı? Bakın hepsini işlememiz lazım. İnsanlar siyasetle yönetiliyor. Peki bunun altyapısı ne? Siyasetin oluşması için ekonominin olması lazım. Ekonominin yoğunlaşma şekli aslında siyaset. Yani üretilin, paylaşım ve dağılım üzerinde kurulan yapı siyaset. Daha sonra ne oluyor? Bir devleti yönetmek, bir devleti idare etmek, bir devleti teşkilatlarıyla işlevsel hale getirmek. Peki, zahiri siyasetçilerin hepsinde menfaat var mı? Çıkar var. Çıkar var mı? Var. Nefis var mı? Var. Hepsi var. Peki, insan-ı kamil, kamil olmuş İmam Ali ve İmam Ali gibi nefis terbiyesinden hak ve hakikat noktasında İnsan-ı kamil noktasına gelmişlerin siyasetini. Biz insanları insan-ı kamillerin yönetmesini istiyoruz. Biz insanları nefsini yenmiş, gerçekten nefsin isteklerinden uzak, insanlara hak ve hukuk temelinde, adalet temelinde eşitlik noktasıyla bakacak siyasetçilerin gelmesi lazım. Zahir alemde yetişmiş hiçbir siyasetçi güzel canlar, kusura bakmayın, adaleti sağlayamaz. Sağlayamaz. Ancak hakkın istemleri noktasında bir irşat ediciler, irşat olmuş, insanın iç ve dışını, bakın, biz her insanın iç ve dışını bilebilir miyiz? Ama bir insan kâbi, bir şey diyeceğim. Allah basar mıdır? En iyi gören o mudur? Evet. En iyi duyan o mudur? Evet. En iyi gören dedik odur. Peki bir insan-ı kamil de hak hakikat noktasına gelirse insanı ve insanları en iyi görme noktasına gelmez mi? Evet. Bu noktaya gelenlerin insanı yönetmesi mi daha adaletli, yoksa çiğ, nefsani, dünyasal arzu ve isteklerle dolu olan insanların mı? O zaman şuna bizim bir karar vermemiz lazım. Aleviler insan-ı kamil öğretisiyle bir siyaset yapmalı. Aleviler Adem Ata ile Muhammed Mustafa arasında gelip geçen peygamberlerin bakış açısıyla insanları yönetmeli. Ehl-i Beyt'in bakış açısıyla, 12 imamların, Pirimkar Hacı Bektaş Veli'nin anlayışıyla olmalı. O zaman biz Aleviler siyaset içinde Alevi ilkeleriyle olmalıyız. Ama dikkat ediyorsanız bir şey fark ediyor musunuz? Bir kişi çıktı mı biz Alevi toplumu hemen peşinden tak 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 alkışlıyoruz. Acaba bugün öyle de yarın aynı noktada gidecek mi? Takipçi olmamız lazım. Takipçi olmamız lazım. Bu noktada sizin görüşleriniz? Politika, siyaset aynı şey. Hemen hemen aynı şey. Mesela şeyde genelde de Almanya bir ülkede politika kelimesi kullanılırlar. Evet. Aleviler nasıl bir siyaset üretmeli? Siyaset içinde nasıl bulunmalılar?
Örneğin Türkiye'de sol 1952 ile başlayan bir nokta sağcılık ve solculuk. Ondan öncesi veya da daha önceleri sağ ve sol yoktu, biz neredeyiz? Güzel canlı. Bizim siyasetimiz bir, insan ve insanın temel hak ve hürriyetleri üzerinde mi? Bizim siyasetimiz bütün varlıkların hak ve hukukuna riayet etme şeklinde mi? Bizim siyasetimiz insanların yeryüzünde en güzel şekilde yaşayabilmesi için bütün olanakların kullanması şeklinde mi? Bizim siyasetimiz var olan bütün insanların insan-ı kamil noktasında yetiştirme yönleriyle olmalı mı? Bizim siyasetimiz yeryüzündeki bütün halkların dini, dili, ırkı, cinsi, rengi ne olursa olsun bütün insanlar eşit bir düzlemde bakarak hepsinin hak ve hakikatle yönetilip bütün ihtiyaçların karşılanma yönünde mi olmalı? Bizim siyasetimiz sınıfların, sınırların olmadığı bir dünya anlayışı mı olmalı? Ki olmalı ki ona da hakkaniyet diyoruz. Bugünkü zahiri anlamda siyasetin vermiş olduğu sonuçta haktan ve hakikatten bahsedemeyiz. Adaletten bahsedemeyiz. Ya, zaten biliyorsunuz şu anda emperyalist bir güdümüz içinde yaşıyoruz. ABD emperyalizmi bizi hem siyasal hem ekonomik olarak bağlamış mıdır? Şu anda yine Rusya emperyalizmi güdümünde miyiz? Evet. Önce geçen seferde işte Adem'i hakkaniyetçi toplum ne? Şimdi Adem yaratıldı işlediği konularımızda. Güneş parayla mı verildi? Hayır. Su? Hayır. Yer altı, yer üstü zenginlikleri? Hayır. Peki Allah hiçbir şeyi bir karşılık üzerine vermezken tek karşılığı şu: kendisini sevmemiz, onun istediği gibi bir insan olmamız. İnsanoğluna ne oluyor ki bütün varlığı eline geçirerek hükmetmeye çalışıyor. Onunla hükmetmeye çalışıyor. O zaman dünyadaki Kur'an'da bu zamanlardan bahseder, hiç okudunuz mu? Bu zamanı zenginler de şımartırız diye. Çok güzel. Yine İncil'de çok güzel. Bir adamın mal varlığından geçmesi devinin yine deliğinden geçmesinden daha zordur diye bir söz var. Şunu söyleyeyim. Bugün yeryüzündeki sefaletin tek kaynağı, yoksulluğun tek kaynağı varlığı elinde bulunduran insanlar yüzündedir. Esen, sömüren insanlar yüzündedir. Bugün Afrika'da bu kadar çocuğun ölmesinin sebebi bu kadar zenginin mal varlığını elinde tutup paylaşmamasının sebebidir. Biz ne istiyoruz? Hayır. Mülk Allah'ın mıdır? Evet. Mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ınsa o zaman bütün varlık da Allah'ın, bir nuru bir tecellisi ise o zaman mülk bütün herkesin elinde olmalı. Mülkü birinin eline değil, mülkü herkesin faydası için herkese vermek lazım. İşte önce Adem'i hakkaniyetçi toplumu bilmek lazım. Adem'i hakkaniyetçi toplumunda toplanan, doğadan toplanan yiyecekler paylaşılıyor muydu yoksa şey miydi? Bu bana, bu sana mı diyor? Paylaşılıyor. Hepimiz. Demek ki Adem ve Adem'le birlikte başlayan yaratılışta Adem'in çocukları ne yaptılar? Paylaştılar. Daha sonra bu çoğalmayla birlikte iş değişti. Özel mülkiyet kavramı. Sonra köleci toplum doğdu. Nasıl? İnsanlar çoğaldı. Burada bir köy var. Burada da bir köy var. Bu köy biraz daha güçlü. Bu köyü işgal ederek erkeklerini öldürdü. Sağ kalanların da kadınları da ve çocukları da ne yaptı? Köleleştirdi. En kötü sistem köle sistemi. Zenginliklerini kurdu. Aynen. Var, ne yaptı? Var. Kendisini zengin etti. Var, ne yaptı? Tarlasını köleyle yaptı. Ev işini kölelerle yaptı. Maraba sistemi oluşturdu. Maraba. Marabada gene para var mı? Hiç yok onda. Sadece karı topluluğu. O kadar. Onun için bizim öncelikle Adem'i hakkaniyetçi toplumu bilip ve daha sonra da bugünkü sistemde de emperyalizmin çarkları yıkılmalı, emperyalizmin çarkları kırılmalı, sınıfların ve sınırların olmadığı bir dünya kurulmalı ama sevgiyle, hoşgörüyle, muhabbetle, paylaşımla olmalı. Bunu nasıl sağlayabiliriz?
biz insanları insan ikamül öğretisiyle eğitirsek olur mu olmaz mı? Olur. Şu andaki eğitim sistemi zenginlere kadrolu öğrenci insan yetiştirmek için midir? İnsanlığa faydalı insan yetiştirmek için midir? Öğrencilere kadrolaştırıp zenginlere yine kendilerine. Çok güzel. Aslında okullar kime biliyor musun? Zenginlere adam yetiştirmek, kalifiye insan yetiştirmek. Yani sermayeyi elinde, kapitali elinde bulunanlara paralı köle yetiştirme sistemi. Biz ne yapacağız? Biz de sınıf ve sınırlar olmadığına göre Adem hakkaniyeti toplumda ve hakkaniyette ne olacak? Çocuklar insan-ı kamil öğretisiyle hakka hizmet etmek. Peki hak da insanda mı? Eyvallah. İnsana hizmet eden kim hizmet edecek? Hakka hizmet edecek. Bugün geçerli bu kadar. Çok güzel. Dedem, mi söylemek istediniz? Dedem, o zaman çok güzel söylediniz ama ne yaparsak yapalım her çağ, her devirde mutlaka bir yüreğine geçirip insanları sömürmek isteyen çıkacak. Ama buna karşılık olarak da bizlerin mücadele etmesi. Bugün yer üstünde 8 milyar insan var değil mi? 500 bin zengin var diyelim. 7,5 milyar insan tükürse boğulurlar mı, boğulmazlar mı? 7,5 milyar, bunun 5 milyar işçi değil. Bir anda işi bıraksınlar, kapitalizmin çarkı yıkılır mı, yıkılmaz mı? Çöker. Bakın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kapitalistler bir de bizim çocuklarımızı kendilerini için öldürterek sermayelerin elinde tutuyor. Bugün insanlar kapitalistler için değil, halk için askerlik yapsa neyse, bizim çocuklarımız birilerinin sermayelerini korumak için yapıyor. Aynen. Düşünün, hepsini durdurduğunuz zaman ne olur? Sistem çöker. Ama kötü olan şu ki dedem, yine halk, yine o bahsettiğimiz halk yine, hani diyorsunuz ya 500 tane olsun. Bilinçsizlik bu, örgütsüzlük. Demek ki ne yapmamız lazım? Örgütlü, bilinçli, insani kamil anlayışıyla yetişmiş insanlar yetiştirmemiz lazım. Biz ne zaman insani kamil noktasında çoğaltırsak, düşünün siz müthiş bir video yapın, sizin var diye. Umut buraya, dedem Altınşehir'e, biz Gazi Mahallesi'ne, Esenler'de. Bakın güzel canlı. Geçen yolculuğumuzda... 8, bugün şu 9 gezegene, 8 gezegene bir güneş yetiyor değil mi? Her mahalleye bir insan-ı kamil yetiştirin. Hı? Çok güzel. O zaman aydınlatabiliriz. Umutsuzluk yok. Tarikat kapısının 6. makamı neydi? Umutsuzluk. Yok. Ümidini yitirmek yok. Her zaman ümitle. Ve bu ümitle birlikte Hak Muhammed Ali Yerle Yardımcımız Hızır Kılavuzan. Allah yeryüzüne o insan-ı kamillerle birlikte sınıfların, sınırların olmadığı, bütün halkların kardeşçe yaşadığı, herkesin birbirine saygıyla baktığı, hoşgörüyle baktığı, barış içerisinde yaşayan bir toplum olmamızı nasip etsin. Dinleyen canlara da aşkına yazıyoruz böyle. Sevgili dedem, bu sonuçlar birlikte de Allah'ın Kur'an'da belirtmiş olduğu nurunu tamamlayacak. Nur suresi de tamamlanmış olacak. Allah'ın nurunu tamamlayacak. Tamam, Allah'ın. Evet. Eyvallah. Hepinize teşekkürler. Nefesinize sağlık. Sevgili dedem.